Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün neyden bahsedeyim diye düşünürken 2-3 gün önceki vücuda atlatmış olduğum kazadan dolayı motosiklet kullanırken nelere dikkat etmeliyiz o konu hakkında biraz kendimce bir şeyler anlatmak istedim. Öncelikle tabii motora binmeden önce motorun genel görüntüsüne bir bakıyorum tabii sabahları. Hani lastiklerin görüntüsüne, dış tarafın görüntüsüne, düşen, kalkan, akan, kokan bir şey var mı? Onları kontrol ediyorum. Yani tabii öyle uzun süreli değil, bakıyorum sadece alt tarafında bir yağ ya da sıvı akıntısı var mı? Lastikler nasıl? Onlara bakıyorum. Ondan sonra zaten aynalarımız hep ayarlı. Ondan sonra çıkıyoruz yola. Dikkat etmemiz gereken bence en önemli konulardan biri takip mesafesi. Bunu bir kez daha anlamış oldum bugün. Ya ve sağdan geçiyoruz genelde. Çünkü neden? Araçlar sol şeridi kapatıyor. Yani solu açsalar soldan geçeceğim. Solu açmadıkları için sağdan geçiyoruz. Tabii sağdan geçerken de araç aralarından, yani benim kazada da gözüktüğü gibi, çıkabilecek yayalara karşı ani hızlanmalardan kaçınmamız gerekiyor. Ya da hızlıysak bile sağdan geçerken özellikle yavaş geçmemiz gerekiyor. Yaya geçitlerinde yavaşlıyoruz tabii, bunları demeye gerek yok. Bir de motorun frenlerini, tabii araba frenleri gibi düşünmeyelim. Ben orada yayayı gördüğüm anda ani bir fren yaptım. Ama durması biraz uzun sürdü tabii ister istemez. Hem şöyle bir şey var. İster istemez korkuyorsunuz da hani bütün frenleri tam sıkarsam işte kayar da motor düşer de falan diye düşündüğünüz için arkayı çok iyi sıktığımı hatırlıyorum da önü ne kadar sıktım onu hatırlayamıyorum. Çünkü arkayı sıktığım zaman motorun hafif kaydığını hissettim. Tabii o kaymayı hissedince ister istemez freni gevşetmişimdir. Çünkü her şey o anda saniyelik. Karar vermeniz saniyelik. Yani şimdi videoyu izledikçe bakıyorum teyzenin solundan geçebilir miydim? Yoksa sağından geçmekte iyi mi yaptım? Diye bir sürü şeyler düşünüyorsunuz. Neyse o ayrı bir konu. Ama motosiklet sürerken dediğim gibi takip mesafesi önemli. Görünürlülük önemli. Ben ekstradan iki sis kullanıyorum. Çünkü motorun normal farı pek görünmemizi sağlamıyor. Ekipmanla biniyorum motora. Kaskım var, altımda pantolonum var, koruyucu. Gerçi bugün sadece dizlikleri taktım kot giydiğim için. Üstümde montum var. Mutlaka ekipmanlı binin arkadaşlar. Ekipmansız motora binmeyin. Eldiven, kask, mont. Onlara dikkat edelim. Başka aklıma gelen neler var? Aynaları sürekli kontrol edelim. Evet. Özellikle bu sağ ve sol aynalarda kör nokta dediğimiz kısım var. Şimdi aynaya bakıyorum. Mesela araç gözükmüyor. Ama araç yanımda olduğu için gözükmüyor. Bakın şimdi motor var sağdan geçiyor ama ben aynada gözükmüyor. Şu anda yanımda. O yüzden ben şeyleri de denedim. Bu küçük aynalar var. Dış bükey. Onlardan taktım ama onların da faydasını görmedim. O yüzden boyun hareketiyle şöyle bir sağımıza ya da solumuza bakmak daha faydalı olacaktır. Daha güvenli olacaktır. Motor sürerken. Ani frenlemelerden kaçınmalıyız. Çünkü araçlar çok yakın takip ediyor bizi. Ani fren yaptığımız zaman arkadan bize girmeleri an meselesi. Yavaşlarken genelde de frenle değil de motor freniyle, kompresyonuyla yavaşlıyorum motorda. Yani vitesi küçülterek yavaşlıyorum.
motorda kaporta kendimiziz. O yüzden artistik yapmanın hiç gereği yok. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Lastik havalarımız kaçmış. Önler 29, arkalar 33. Arkayı biraz daha indireyim ya. Sert vuruyor çünkü.